Durun ve dikkatinizi verin. Etik değerlerinizi teste tabi tutacağız. Tren raylarının yakınındayken kontrolden çıkmış bir trenin hızla yaklaştığını fark ettiğinizi hayal edin. Siz güvendesiniz ama önünüzde 4 işçi olduğunu görüyorsunuz. Tren doğrudan üzerlerine gidiyor. Uzakta oldukları için onları uyarmanıza imkan yok ama neyse ki yakınlardaki bir kolu çekerek treni başka tarafa yönlendirebilirsiniz. Tek sorun, ikinci rayda da olup bitenden habersiz çalışan bir kişinin olması. Kolu çekerseniz, ikinci rayın üstündeki kişiyi kurban etme pahasına 4 kişiyi kurtaracaksınız. Hiçbir şey yapmazsanız, tren 4 kişiye çarpacak. Ne yapardınız? 4 kişiyi kurtarmak adına o 1 kişiyi öldürür müydünüz? Tren yaklaşıyor ve karar vermek için 3 saniyeniz var. Şimdi, muhtemelen kendinizi hiçbir zaman kontrolden çıkmış bir trenin yakınında bulamayacağınızı biliyoruz ama bu klasik ikilem etik değerlerinize dair pek çok gerçeği ortaya çıkarabilir. Peki 4 kişiyi kurtarmak için kolu çekip 1 kişiyi kurban eder miydiniz? Sokaktaki insanlara kulak verin. 4'ünü kurtarmamız gerekiyor değil mi? Etik açıdan bakılınca 4 kişi 1 kişiden daha önemli herhalde. Herhalde kolu çeker 4 kişiyi kurtarırdım. Yapardım, kolu çekerdim. Soruyu sorduğumuz kişilerin hepsi kolu çekip bir kişinin hayatı pahasına 4 kişiyi kurtaracağını söyledi. Siz de öyle mi düşünmüştünüz? Öyleyse beyniniz etik bir hesaplama yaptı ve bir kişinin canı yerine 4 kişi ağır bastı. Peki bu işi biraz daha kişiselleştirsek ne olur? Ya diğer raydaki kişi, yani kurban vermek zorunda olduğunuz kişi yakın akrabalarınızdan biri ise? Eyvah! O olmaz işte. Kaç kişi oldukları bir anda önemsizleşti değil mi? Çünkü o zaman her şey değişiyor. O 4 kişiyi öldürmek zorunda kalırdım. Gördüğünüz gibi çoğu insan konu bir yakınlarını kurtarmak olunca hiç tereddüte düşmüyor. Siz de aynısını mı yapardınız? Elbette herkes anında karar veremiyor. Hangi akrabam olduğuna bağlı. Tek akrabanın hayatının 4 yabancıya üstün geleceği çok bariz olabilir. Neden böyle peki? Pensilvanya Üniversitesi'nden psikolog Corin Apicella bunun nedenini açıklayacak. Akrabanızın hayatını diğer 4 kişiye tercih etmenizin yalnızca duygusal bir tercih olduğunu sanabilirsiniz. Ama bunun ardında biyolojik bir etken olması mümkün. Bütün canlı organizmalar gibi siz de genlerinizin gelecek nesillere aktarılmasını istersiniz. Bazı psikologlar akraba seçimi denen evrimsel bir stratejiyle hareket ettiğimiz kanısında. Akrabanızı kurtarmanızın sebebi o kişinin sizinle aynı genleri taşıması ve sizin de o genlerin gen havuzunuzda kalmasını istemeniz. Etik değer pusulanızı şaşırtmak için illa bir ölüm kalım meselesi olmasına gerek yok halbuki.